Evet, hadi bakalım. Clipper 19, AMX M4 49 Liberty tankıyla Fjordlar haritasında top tier ya da 8 seviye bir maçta. Şimdi bu tankı benim zaten YouTube kanalımda detaylı bir incelemesi var. O dönemde bu tank parayla alınabiliyordu. Daha sonra altınla alınabilir hale geldi mi hatırlamıyorum. Şu anda tahville alınabilecek olan premium tanklardan bir tanesi ve evet bu tank bir premium tank. Tahville alınabilecek tanklardan biri. Ve fena bir alet değil. Açıkçası öyle söyleyeyim. Kötü bir tank değil. En azından. Onu söyleyeyim. Güzel bir gövde zırhı var. Fena olmayan bir taret zırhı var. Ama taretinde kocaman bir sivilce var. Bu sivilceyi koruyabilirseniz eğer tankın zırhı fena değil. Gövde zırhı. Özellikle de hull down yaptığınızda falan. Topu da başarılı. Hasarı da yerinde. Premium da bir tank zaten. Hani hem mürettebat yetiştirir hem de para kasabilirsiniz bu tankla. Ama tahville alınabilecek tanklar arasından benim birinci sırada önerdiğim tank bu değil. İkinci sırada bunu öneriyorum. Ama illaki siz ya ben bir Fransız ağır tankı kasacağım ya bana bir Fransız ağır mürettebatı var lazım. Ya da ben seviyorum aga Fransızları diyorsanız. Yani Lorraine 40T ile beraber ya da Burask'la beraber bu tankı da düşünebilirsiniz premium tank olarak. Güzel alettir. Namlusu gördüğünüz gibi bayağı eğiliyor. Fena olmayan bir topu ve deliciliği var. Altın mermi ihtiyacı çok fazla söz konusu değil bu tankta. O nedenle aldığınız zaman oynamayı çözdüğünüzde güzel krediler kasacağınız tanklardan bir tanesidir. Evet. Clipper'ımız maçın başında hemen ağır tankların kapışacağı belki de çoğu tank destroyer'ın da buraya geleceği bölgeye geldi. Ve TS5'e bir tane mermisini sapladı. Burada kafasını koruduğu sürece, sivilcesini koruduğu sürece şu pozisyondan güzel hasarlar çıkartacaktır. Hem yüksek deliciliğiyle hem de gerek zırhıyla olsun güzel güzel hasarlar gelecektir efendim. Bakalım. Göreceğiz. Az buçuk hızlandırıyorum burayı. Çünkü gir çık. 53 TP'nin komutan kapalısına bir tane sapladık. Yan tarafta bir mutsumuz var. Namlusunu kaldırıyor bakın fark ettiyseniz kendi kapalısını korumak için. Mutsa bir atış denedi. Başaramadı. Bir atış daha gelir mi Muts için? Reloadumuzu tamamladık ve bu defa atışımızı gerçekleştirdik. Mut patlayıcı mermiye geçmiş. Baktı ki ben bu abiyi denemiyorum. T-34'ün de bu arada bir canı kalmış. Yazık. Üzücü. 5-1 oldu burada maç. Yani 3000 can puanı gerideyiz. 8 seviye bir maçta. 8 seviye bir tankın can puanının 1500'lerde falan olduğunu düşünürsek ciddi bir geride kalma durumu söz konusu. Yukarı bölge çökmüş. Ortadan böyle sızmaya çalışıyor rakip takım. Bizim gerçekten bir an önce bir şeyler yapmaya başlamamız gerekiyor. Bakalım. Clipper'ımız neler yapacak? Mut geriye doğru kaçarken patlayıcı mermi yükledik. Onun totosundan belki vururuz diye. Ya da 53 TP'nin taretine vururuz diye ama delemedik ve Mut kaçtı. 53 TP'de kafasını göstermiyor. Gösterdi şimdi vurduk. Olmadı gülüm. Olmadı. Evet. 6-2 gerideyiz. 3400 can puanı. 7-2 geriye düştük. Ve komutan kapalısından işte gördüğünüz gibi bir nevi Liberty incelemesi gibi bir şey de olabilir aslında. Yani bu tankın zayıf noktası şu bölgesi ve şu hareketle namluyu bu yukarı kaldırma hareketiyle şu bölgeyi koruyabilirsiniz. Korumaya çalışabilirsiniz. Ama koruyamazsanız o bölgeyi çıtır 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 öpebilirler sizi. Bilginiz olsun. TS5 kardeşim ileriye doğru atıldı. Ön alt plakasından vurduk. 292 vurduk. Ah RNG ah. IS-2 de patlayacaktı ve 2 vurdu sadece. TS5'i bitiremedik o yüzden. Son bir avantajla an yakaladık ve TS5'i bitirdik. 9-5'e getirdik durumu. Bakalım maçı buradan çevirebilecek miyiz? Udes var. Udes'i overmatch edebiliyoruz. Bu tankın topu
100 mm kalibrede, Udesinki 30 mm olduğu için zırhı overmatch olabiliyor. O yüzden açı fark etmeksizin Udes'i delebiliyoruz. Tır tıkır iki tane mermimizi de Udes'e doğru attık. Arka taraf güvende ama şehirdeki cap bölgesi düşmüş durumda. Burada bir karar vermemiz gerekiyor artık. IS-2'nin can puanı çok az. T-28 aretli değil. Birilerinin bu işi yapıp liderliği eline alması gerekiyor. Arkada bir KV-4. KV-4'e atışımızı yaptık. Ona da atışımızı yaptırdık. Emil-1 geliyor yandan. Emil-1'e de ön zırhımızı gösterdik. Emil-1 bilmiyorsa eğer bizi delemeyecektir. Emil-1 mermilerini sıktı ve geriye doğru çevirdi. KV-4'e atış yaptırıp Emil'e doğru basacak mıyız? KV-4'e mi yürüyeceğiz? KV-4 palet attı bize. Okey. Arkadan atış gelmiyor madem. Biz de buradan savunmaya devam ederiz. IS-2 ileriye doğru atıldı. Kardeşim IS-2. KV-4'ün yanına bir tane sapladık. Yengeç çıkan KV-4'ü. IS-2 aşağıya doğru atladı. T-28 Emil'in üzerine doğru basıyor. KV-4'ün yapacağı bir hatayı daha bekliyoruz. Bakalım o hata gelecek mi? KV-2'nin hatasını beklemeden ileriye doğru atıldı. KV-2 diyorum. KV-4. KV-2 kim ya? Bugün yanlış söylüyorum hep tank isimlerini ama siz anlıyorsunuz beni. Siz beni anlıyorsunuz. Evet. Kardeşim KV-4. 3 tank kaldı. Karşımızda 6 tane tank var. KV-4'ün kafasını çevirdiğini görünce çıktık sapladık bir tane. Bakalım 6 tane tank cap yapmayıp üzerimize bastıklarında gerçekten hayal ettiklerini olabilecekler mi? IS-2'nin de yardımıyla birlikte KV-4'ü garaja doğru uğurladık ve karşıda yalnızca 4 tane tank kaldı. Biri Emil-1, 2 tane Scorpion G, 1 tane de U-101 kaldı. Scorpion dağları tepeleri aşmış dolaşmış da gelmiş. Kardeşim benim yardıra yardıra geliyor ve bam! Ayağımıza güzel oturdu. Sağ tarafta Emil-1 var. Bir tane mermisini attığını garanti olarak biliyoruz. Full canlı Scorpion G. 2'ye karşı 300. IS-2'nin çok bir canı yok. Bizim de canımız yarı. Su-101 de geldi. Su-101 atışımızı yaptık. Su-101'in canını azalttık. Scorpion yandan bizi delemedi. Geriye doğru çekiliyoruz. Su-101 üzerimize basıyor mu? Su-101'i kesmemiz lazım. Su-101'den atış yemeden bir tane daha atışımızı yaptık. Üzerimize basıyor. Emil vuruyor. İleriye doğru gidiyoruz. O yüzden Emil'den daha fazla atış yemeden. Emil bir atış daha yaptı. Az önce atış yapmıştı Emil. Biliyoruz bunu. Su-101'i çarparak öldürdük. Emil-1 şu anda boşta. Scorpion G yandan geliyor. Emil-1'i kesmemiz lazım. Ya da Scorpion'u kesmemiz lazım. İkisinden birini çok acilen tercih etmemiz gerekiyor. Heyecan yaptık. İkisini de önümüze doğru almaya çalışıyoruz. Scorpion G burada yanlış bir hamle yaptı. Ön zırhını gösterdi. Tareti biraz daha geride kaldığı için hasarı yedi. Emil-1 mermilerini yükledi. Emil-1 tankı nereden deleceğini bilmiyor. Emil-1'e biz de gereksiz bir atış yaptık. Ne yapıyoruz? Evet, Emil-1 geliyor. Üzerine bastık atış yememek için. Scorpion geliyor. Açımızı verdik. Scorpion kaçırdı. Emil-1'e bu defa atışımızı yapıyoruz. Scorpion'un reload'u uzun. Emil-1'e bir atış daha yapıp artık Emil'i kesmemiz lazım. Emil bizi bir kere daha delemedi. Scorpion artık yükledi. Scorpion'a atışımızı yaptık. Biz de onu denemiyoruz. Kardeş, Scorpion geliyor şu anda bir kere daha dağları tepeleri aşarak. Scorpion'a güzel bir kucaklama. Scorpion atışımızı yaptık. Bir atış daha avantajımız var. Emil şu anda uzakta. İleriye doğru basıp Scorpion'u kesecek miyiz? Evet. Scorpion'u kestik. İleriye doğru atıldık. Emil-1 181 canıyla yanda ve full reload'unu tamamlamış bir şekilde şu anda üzerimize doğru geliyor. Maçın başında sıkıcı olan maç o son 2 dakikada. Kardeşim 150 BPM ile kalp attırdı. Iskalar, sektirmeler, dağlara taşlara vurmalar. Bakalım kazanan kim olacak? Emil-1 bu hatayı yaptı. Emil-1'e atışımızı yaptık. Erken bir atış yaptık. Kardeşim Emil-1 son atışımızı yaptık. Yine delemedik.
azıcık daha sakin atmamız lazım. Emil 1 gidiyor. Totosu ortada. Tam biz reloadumuzu tamamladık. Emil 1 yine kaçmayı başardı. Emil 1'den bir atış geldi. Delemedi bizi. Son artık atışımızı yapıyoruz ve... Oh. Kardeşim. Oh. Aç fanları aç. Aç fanları. Aç. Aç, sıcak bastı. Yani bir RNG'nin maçı nerelerden nerelere neler ne hale soktuğunu görebilirsiniz yani. Evet, bazı kötü tercihler vardı. Ama şurada izlediğimiz çoğu şey RNG'nin saçma sapan olayları yani. Hadi bakalım. Böylesine bir karambolden, böylesine bir maçta bir tarafta şarjörlü bir tank var, bir tarafta Scorpion gibi kodumu mu oturtan bir tank avcısı var. Yani arkadaşlar, izleyene iş kolay ama oynadığınız zaman işler bu kadar kolay olmayabiliyor. Hele de şimdi arkadaşın istatistiklerini görmüyoruz ama benim tahminim bu arkadaş çok da tecrübeli bir arkadaşımız değildir diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Aynen öyle. Tam da tahmin ettiğim gibi. Yani şöyle gösterelim size. Siz de bakabilirsiniz zaten. Arkadaşımız daha 4400 maçı olan, daha 1000 VN8'i olan, bu oyunu yeni yeni öğrenmeye başlayan bir arkadaşımız. Ve böylesine arkadaşımızın böylesine bir maçta bu skoru çıkartması çok iyi bir sonuç. Bunları da değerlendirmek lazım bu anlamanızı yaparken. Hadi bakalım. Evet, Liberté ile aynı zamanda da bu Liberté'nin hani neler yapabileceğini, Liberté'nin nelerle karşılaşabileceğini görmüş olduğunuz bir maç oldu bu. Oylayalım, gelsin. Yani şunu unutmayın, birçok kriteri bir arada düşünerek değerlendiriyoruz. Benim bu replay'i iyi replay olarak koyma sebebim bu arkadaşın acemi oldu. Ben muhtemelen bu replay'i izlerken XVM çıktı ve onu görerek değerlendirdim. Mesela bu hareketleri 35.000 maçı olan bir adam yapmış olsaydı, evet, o zaman ciddi puanlar kırılabilirdi. Ama çok acemi, yeni başlamış bir arkadaşımız yaptığı için tam tersine dengeleri değiştirebiliyor işte bu. Hadi bakalım. Anket linkini chat'le paylaştık mı? Chat'le paylaşalım. Gönderin gelsin. Biz de bu esnada maç sonu raporlarına bakalım. Dualarla yaşadım. Evet, kendi replay'inin adını da kendisi vermiş oldu böylece. Clipper 19 Liberté tankıyla tankasını aldı. 5 tane büreve, Spartalı madalyası, çelik duvar madalyası, yüksek kalibre madalyası. Takım skorlarına baktığımızda 5800 hasar 5 kill ile birlikte, zırhından da 3000 sektirme ile birlikte 1742 saf deneyim kazanıyor. Kazandığı 109.000 kredinin de 63.800 kredisini de cebine kar olarak atıyor efendim eline. Koluna sağlık Clapper'ın. Gerçekten bu seviyede daha taze bir oyuncu için güzel bir maç. En azından ışık var. Bir şeyler öğrenilmiş. Bir şeyler yapılacak. Nereye gitmesi gerektiğini, nasıl davranmasını biliyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Sizin takımınızdaki bütün acemi oyuncular böyle olsun. Halay çeke çeke maç yaparsınız, o kadar söyleyeyim size. O yüzden ben kendisine kemiksiz 9 puan veriyorum. O 10 puan olmaya az kaldı. 10 puanlık maçında çıkacaktır eminim Clapper. O mermi acelelerin heyecanından oluyor. Tahmin edebiliyorum, anlayabiliyorum seni. Onları da çözdüğün zaman bu maç var sende. Sen bu işi kıvırırsın. Hadi bakalım.
100 maç atan tecrübelidir kardeşim. Evet gençler. Oylama sonucumuz belli oldu olacak. 95 oy geldi. Hadi bakalım pamuk eller cebe. Oylayalım. Herkes sandık başına. Bugünümüzün son replay'iydi bu. Oylamak isteyen hemen chat'e paylaştığım linkten oy verebilir. Ben de bu esnada puanları yazayım. 10, 8, 7, 6 ve 5 şeklinde dizilmiş durumda. İstatistikleri öğrenmeden önce 6'ydı, 8 oldu. Bundan sonra göstersen iyi olur. Ya kardeşim, XVM çalışmadı. Ben ne yapayım? Biz de böyle acemi istiyoruz takımlarımıza. Ben kesinlikle istiyorum ya Sharpist yani. Benim acemilerim keşke böyle olsa kendi maçlarımda. Böyle acemiye can kurban. Evet, hadi bakalım. Oylama sonuçları 100'ün üzerine çıktık. O zaman artık değerlendirmemizi yapabiliriz. 42, 27, 16, 7, 4 ve 5 ile 8.89, 8.9 puanla bu replay'de tamamlanmış oluyor. Eline koluna sağlık Clapper 19'un. Buralardaysa kendisi eğer şimdi zaten söylediklerimi duymuştur. Duymadıysa da şu anda YouTube'dan duyar. Evet gençler. Sizin de böyle maçlarınız varsa, sizi de böyle enteresan, böyle efsane olduğunu düşünün, güzel olduğunu düşündüğünüz maçlarınız varsa, siz de bu maçlarınızın replay'ini Bot Replay'se yüklüyorsunuz ve şu yukarıdaki linki Mr. Botoş'a, Barış Tayfur'a değil, Mr. Botoş'a Facebook sayfasına mesaj olarak atıyorsunuz. Bu kadar. Daha sonra ben bunları izliyorum. Bir hafta geçebilir, iki hafta geçebilir, bir ay bile geçebilir üzerinden. Çünkü çok fazla gelen mesaj var ve çok yoğun bir programım var benim iş hayatımda. Arada fırsat buldukça ben bunları izliyorum ve buralara getirip güzel maçları sizlerle beraber değerlendiriyoruz efendim. Farkıyla beraber ben de duruldum. Hadi bakalım bugünün böylece replay seansını kapatmış olduk.